Çiftçi. Mehmet Birol Şahin. Muhammed Zahit Bayram. Burhanettin Ağabeyoğlu. Emine Nur Çöller. Balıkesir Valiliğimiz nezdinde gerekli görüşmeleri ve çalışmaları yaptık. Büyükşehir Belediye'mizde gerekli görüşme çalışmaları yaptık. Ve bugün sizleri bu konuda bilgilendirmek amacıyla buradayım. İstanbul Yenikapı gösteri alanında iki büyük çadır bulunmakta. Bu çadırlardan birisi kültür çadırıdır. Bu kültür çadırımızda yaklaşık olarak 22 stand bulunmakta. Bu 22 stand Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, valilik ve il turizm müdürlüğü gibi benzer kurumlar tarafından paylaşılmaktadır. İkinci çadırımızda ise yöremize ait yöresel tatların bulunmuş olduğu, satışların yapılacağı bir çadırdır. Dışarıdaki alanda ise sıcak satışların, sıcak yemeklerin yapılacağı yerdir. Burada bir konuşma alanı, konuşma kürsümüz bulunmakta. Ekranlarıyla, ses sistemiyle her şeyi hazır. Bu sistemden de gelen misafirlerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, yazarlarımız, sanatçılarımız konuşmalarını ve akşam konserlerini yapmaktalar. Bu süreç içerisinde, bu süreç 15-18 Eylül tarihleri arasında olacaktır. 4 gün sürecektir. Ve bu süreci o hafta, bizim olduğumuz hafta, 15-18 Eylül kapsayan haftada şehrin, İstanbul'un ana güzergahlarında, billboardlarda Balıkesir'imizin tanıtan temsili görseller ve resimler bulunacaktır. Bunun dışında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağlamış olduğu ortamlar olan işte Üsküdar İskelesi, Kadıköy İskelesi ve Taksim'de olması olasılığı çok yüksek olacak şekilde Balıkesir'imizin tanıtım otobüsü buralarda bulunarak Balıkesir'imizle ilgili bilgilendirmeyi ve reklamını yapacaktır. Bizim bu organizasyonun çatısı sadece İstanbul Balıkesir Derneği değil, çatısında en tepede Balıkesir Valiliği vardır. Beraberinde Büyükşehir Belediye'miz, ilçe belediyelerimiz ve Balıkesir'imizi temsilini eden tüm kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Dolayısıyla bunu yapıyorsak hep beraber yapacağız. Ki yapıyorsak değil, yapıyoruz. Dolayısıyla hepinizin destek ve emeklerinizi rica ediyorum. Resimde, görselde gördüğünüz gibi kültür çadırında ben Sivas'ın organizasyonuna gitmiştim. Sivas'ın görsellerini aldım. Sivas Belediyesi, arkasından yan yana işte valilik ve ilçe belediyelerin standları bulunmakta. Bunlarla ilgili daha sonra önümüzdeki günlerde sizlerle görüşmelere geleceğiz. Bu görüşmelerde bizlere yardımcı olursunuz, seviniriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar Sayın Başkanım. Evet, çok teşekkür ederiz. Sorusu olan arkadaşımız var mı? 15-18 Eylül dediniz. 15-18 Eylül. Valimizin başkanlığında yapılıyor. Buraya Balıkesir'i görmüş gibi gelen insanların bir havaya girmesini istiyorsunuz. Şöyle bu ara bir, Balıkesirli firmalar da katılıp satış yapacakları alan da var. Kesinlikle. Standın birisi zaten kültür çadırı. Orada belediyelerimiz ve kültür müdürlüğümüz olacak. Diğerinde ise satış yapacak olan yöresel ürünlerimizin firmaları, yani şehrimizin firmaları olacak. Biz İstanbul'dan firmaları istemiyoruz. Biz oraya Balıkesir'i tanıtım günleri yapıyoruz. Yani orada bir ticari kaygıyla zaman zaman başka illerin yapmış olduğu şey vardır. Mesela yeterli katılım olmuyor. İstanbul'da hazır olan belirli firmalar var. Geliyorlar orada sanki o ilin firmalarıymış gibi işte restoranlara veyahut da bir ürünlerini satmaya kalkıyorlar. Biz bunu yapmayacağız. Biz Balıkesirli, İstanbul'da olabilir ama Balıkesirli olacak. Balıkesir'den gelenler olsun diyoruz. Tabii İstanbul'da olan Balıkesirliler de olacak. Yeter ki Balıkesir'in ürünleri olsun. Bizim amacımız orada ticari değil. Burada yapılan organizasyonlarda genellikle bir ticari kaygıyı şey bulmakta. Biz bunu değil, Balıkesir'imiz için hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu arada başkanım... O zaman bütün belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize görev düşüyor. Balıkesir'i tanıtmak istedikleri siyasi figürlerin hepsini, onlar dolayısıyla ülkeye tanıtımı yapacak insanları çağırmak lazım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi oradaki teşkilatları, CHP oradaki teşkilatları, AK Parti... Yani herkes gelsin, madem Balıkesir'e gelip ilçelerimizi gezmiyorsunuz, gelin orada bizi ziyaret edin deyip Balıkesir'in güçlü bir tanıtımını yapmak lazım. Çok doğru söylüyorsunuz, evet. Başkanım. Teşekkür ediyoruz Şenol Bey. Son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Konuşmamın başında söylemem gerekiyordu, geciktim. Yönetime seçildikten sonra biz bir şeye hedef edindik. Genellikle siz seçilmiş siyasiler, biz dernek başkanlarından dolaylı olarak böyle uzak durmaya çalışırız. Telefonlarımıza
sıkılarak çıkarsınız. Çünkü hep biz bir şeyler isteriz dernek başkanları. Biz size bir şey isteyen değil, proje üreterek projelerimize paydaş olmanızı isteyen dernek yönetimleri olmak için bu şekilde projelerle sizlerin karşınıza çıkıyoruz. Bizleri desteklerseniz seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, 28 Haziran 2022 tarihinde yapmış olduğumuz meclis toplantımıza ait birleşim karar tutanağında maddi hata bulunup bulunmadığı konusunda gerekli kontroller yapıldı. Tutanağın kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerimize geçmeden önce meclis başkanlığımıza ulaşan teklif yazıları var. Onları okutuyorum. Buyurun. 4 tane. Başkanlık makamından 5393 sayılı Belediye Kanunu 14. maddesinde yer alan 12-11-2012 6360/17 maddede belirtilen gerektiğinde sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine aynı ve nakdi yardım yapar, gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclis kararıyla ödül verilir hükmü amirdir. 13-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında 62. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri güreşlere katan pehlivanların ödüllendirilmesi ve kenti kategorilerine birinci olan güreşçilere birer adet cumhuriyet altını, ikinci olan güreşçilere birer adet yarım altın, üçüncü ve dördüncü olan güreşçilere birer adet çeyrek altın ödül verilmesi hususunu değerlendirmek ve karar almak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin havalesini olurlarınıza arz ederim. İkinci teklif. Genel Müdürlük makamına Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı'nın 15.04.2022 tarih ve sayılı ilgili yazısı ile Savaştepe Merkez ve Sarıbeyler Mahalleleri içme suyu inşaatı işi gerekçe raporu ek olarak gönderilmiştir. Planlama Yatırım ve İnşaat Büyükşehir Belediye'mize bağlı kuruluşu Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi BASK Genel Müdürlüğü'nün İller Bankası AŞ'den kullanacağı Savaştepe Merkez ve Sarıbeyler Mahalleleri içme suyu inşaatı işi için 85.299.061.34 TL ek krediye ilişkin düzenlenen kredi sözleşmelerinden kaynaklanan her türlü ödeme yükümlülüğünü sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi veya kredi kullandırılması, kredi teminatlarının yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediye'mizin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya banka tarafından dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın hükümleri çerçevesinde yerine getirmemesi veya kredi teminatları yetersiz kalması halinde Büyükşehir Belediye'mizde Hazine ve Maliye Bakanlığı veya banka tarafından dağıtılan yasal payların mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamının garanti olarak gösterilmesine ve konuya ilişkin her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a yetki verilmesine dair BASK Genel Kurul kararı alınması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini olurlarınızı arz ederim. Başkanlık makamında ilgi yazıyla Burhaniye ilçesi Şarköy Mahallesi 311 adı 25-26 parselleri kapsayan alanda ticaret alanı, park alanı, trafo alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince değerlendirilmesi talep edilmektedir. İlgi yazı ve ekleri yazımız ekinde olup yazımız ve eklerinin 3194 ve 5216 sayılı kanunlar, mekansal planlar, yapım yönetmeni ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat kapsamını değerlendirmek ve kararlanmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesini hususunu olurlarınızı arz ederim. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Başkanlık Makamına ilimiz Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi 8254 adı 10 parselde okul yapımı planlandığından mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hissenin 983.35 metrekare Milli Eğitim Bakanlığı tahsisi ile ilgili AB ve C yazıları ile talep edilmiştir. Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi 8254 adı 10 parsel 10.090.79 metrekare yüz ölçümlü 3 katlı Kargil İlkokul binası ve bahçesi vasfında olup 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ilkokul alanında kalmaktadır. 5.393 sayılı Belediye Kanunu 18E ve 75D maddelerine göre Karesi ilçesi Atatürk Mahallesi 8254 adı 10 parselde okul yapımı planlandığından mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hissenin 983.35 metrekare Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis talebinin görüşülmek üzere evramızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilmesi hususunda bilgilerinizi arz ederim. Evet, okunan teklif yazılarında çalışma yönetmeliğimizin 11. maddesi gereğince gündemin 64, 65, 66 ve 67. maddeleri olarak ilave ediyorum.
Divan Başkanlığımıza ulaşan önergeleri sırasıyla okutuyorum. Buyurun. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na, ilimiz genelinde kadınların çalışma hayatının katılımını artırmak için ne gibi çalışmaların yapılması gerektiği konusunun araştırılmak üzere meclis gündemine almasını saygıyla arz ederiz. Canan Kırdar, Seval Özbay Okur. Meclis Başkanlığı'na, Bandırma Yeni Mahallesi sınırları içerisinde Bandırma Belediyesi tarafından Malta Deresi Park Projesi yapımına başlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında Malta Deresi olarak bilinen ve Erdek Bandırma Karayolu'nun Ayyıldız Mahallesi, Paşakent Mahallesi sınırlarının güneyinden başlayarak Bandırma Limanı sınırına kadar olan yaklaşık 95 bin metrekarelik yeşil alanda 750 metre uzunluğundaki dere yatağı bölgesinde hafriyat yapılmak ve 5740 metrekare yüzeye sahip alanda biyolojik gölet imalatı yapmak suretiyle işlemlere başlanmıştır. Ayrıca alanın etrafı taş duvar örülerek başlatılan projenin herhangi bir detayının kamuoyu ile paylaşılmaması nedeniyle yapılmak istenen projenin bölge fiziksel yapısını dere akışını bozmak suretiyle Bandırma Limanı liman sahasına olası bir afet durumunda zarar verme ihtimali olduğu yönünde kaygılar oluşmaktadır. Söz konusu proje kapsamında imar planına yer alan 18 metrelik yolunun da izinsiz şekilde yol giriş çıkışına taş duvarlar örülerek kapılması nedeniyle bölgenin ulaşım sisteminde aksaklıklar olacağı düşünülmektedir. Bandırma Belediyesi'nin başlatmış olduğu proje kapsamında yaşanan olumsuzluklar ve belirsizlikler nedeniyle Bandırma Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleriyle Mayıs 2022 toplantısında ortak önerge verilmiştir. Geçen süre zarfında Bandırma Belediyesi tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmamış ve proje ile ilgili hiçbir detay paylaşılmamıştır. Bu noktada bir Malta Deresi Park Projesi kapsamında Malta Deresi taşkın sahası belirlenmiş midir? Malta Deresi Park Projesi kapsamında Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzden herhangi bir izin alınmış mıdır? Malta Deresi Park Projesi kapsamında herhangi bir dere ıslah projesi hazırlanmış mıdır? 2. Bandırma liman sahası dahilinde oluşabilecek bir taşkına karşı tedbir alınmış mıdır? Bandırma Liman İşletmeleri Müdürlüğü ile karşılıklı bir taşkın deşarj birlikteliği protokolü yapılmış mıdır? Malta Deresi Park Projesi kapsamında taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma kanunu dikkate alınmış mıdır? 3. Malta Deresi Park Projesi kapsamında yapılan taş duvarların mevcut karayolu ve trafik güvenliği açısından olumsuz etkisinin olup olmadığı yönünde yetkili birimler Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü alınmış mıdır? 4. Malta Deresi Park Projesi kapsamında imar planlarında işlenmiş olan 18 metrelik imar yolunun kapatılması için izin alınmış mıdır? Alınmamış ise Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu yolun kamulaştırılmasının yapılarak açılması mümkün müdür? Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde Büyükşehir Belediye Meclisimize gerekli araştırmanın yapılarak Malta Deresi Park Projesi kapsamında usulsüz şekilde imalatına başlanan ve dere yatağının yine usulsüz şekilde tedbir alınmaksızın doldurulması ile bölgemizde oluşacak zarar ziyanın önlenmesi hususunda gereğini arz ederiz. Mehmet Büro Şahin, Basri Arsan Kırbaş. Soru önergelerine devam edelim. Evet, soru önergelerine geçelim. Meclis Başkanlığı'na, bilindiği gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Balıkesir ili Edremit ilçesi İskele Mahallesi Altınoluk Antandros ve Özdemir Sitesi Halk Plajı'nda 2012 yılından beri mavi bayrak özelliği bulunmaktadır. Bu bölgede bulunan yağmur suyu hattı plaja yönlendirilmiş bulunduğundan Büyükşehir Belediyemiz tarafından iyileştirme çalıştırmalarını olumsuz etkilemektedir. Söz konusu yağmur suyu kanalına bölgede bulunan binaların bodrum kat tahliye suları da akıtılmaktadır. Bu hat Baski'ye ait yağmur suyu kanalı olduğu aşikardır. Bu hatta Baski'nin haberinin olmadan deşarjın yapılması mümkün değildir. Bu deşarjın yapılması her halükarda plajı ve deniz suyunu kirleterek insan sağlığını tehdit etmekte, plajı mavi bayrak kriterlerinden uzaklaştırmaktadır. Bahsi geçen suyun arıtma sistemi deşarj edilmesi arıtma tesisinin verimini düşeceğinden bu durumun Baski tarafından incelenerek müdahale edilmesi gerekmektedir. Baski tarafından gerek yukarıda sözü edilen plaj ve deniz suyu ile Körfez'deki diğer plaj ve deniz sularından gerekli incelemenin yapılarak kirliliğe engel olmasını ve sonucundan bilgi verilmesini arz ederiz. İsmail Şafak, Burhan Karışık, Mehmet İrem Himam. Meclis Başkanlığı'na,
Baz istasyonlarının oluşturduğu elektromanyetik alanın toplum sağlığına vermiş olduğu zararlar bilimsel verileri doğrulanmıştır. İlçemizde hiçbir bilimsel araştırma incelenme yapılmadan ve ilçe sakinlerinin ve yerel yönetimin görüşü alınmadan Ayvalık'ın çeşitli yerlerinde baz istasyonları kurulmuştur. Baz istasyonlarının okul, pazar yeri, yaşam alanı olarak değerlendirilebilecek yerlere toplum sağlığı gözetilmeden kurulması ve bu konuda iyileştirici herhangi bir çalışma yapılmaması Ayvalıklılar olarak özellikle bizleri tedirgin etmektedir. Elektronik haberleşme istasyonlarına yer seçim belgesi verilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi için yönetmelikte baz istasyonu yer seçim belgesi verilmesi, büyükşehir belediyelerinin yetkisi olması, baz istasyonları yerlerinin belirlenmesi konusunda ilçede bulunan yerel yönetimden görüş, bilgi alınmaması, toplum sağlığına zarar verecek yerlere baz istasyonlarının kurulması neden olmaktadır. Bu anlamada yönetmenin halk sağlığı korumaya yönelik olmadığı görülmektedir. İlgili belediyeler tarafından bu konuda çeşitli defalar yargı yoluna başvurulmasına rağmen bakanlık tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle belediyelerin yetkileri buna dayanarak yargı kararları işlevsel hale getirilmiştir. Halkın menfaatleri yerine GSM şirketlerine önünü açacak bu düzenlemeler güç alan şirketler halk sağlığına zarar veren faaliyetlerine zarar vermeye devam etmektedir. Bu sorunsalın oluşmaması için ilçede bulunan yerel yönetimden baz istasyonlarının kuruluş yerleri hakkında görüş alınması, kuruluş yerlerinin sorulması önem arz etmektedir. Bu bağlamda Ayvalık'ta Armutçuk pazar yerinin hemen yanında toplu yerleşimin en yoğun olduğu yerde baz istasyonu kaldırılmasına yönelik bir çalışma olacak mıdır? Yine Ali Bey adasında halkının günlük sportif faaliyetinde kullandığı Ada Spor futbol takımının antrenmanlarının maçlarının oynadığı futbol sahasının hemen yanı başındaki baz istasyonunun kaldırılması yönünde bir çalışma olacak mıdır? Baz istasyonuna bağlamda büyük ölçüde ailelerin yaşadığı Ayvalık'ta vatandaşların öncelikle çocuklarının sağlığı gelişimi açısından taşıdığı kaygıları giderecek bir önlem alınacak mıdır? Mesut Ergin, İsmail Şafak, Burhanettin Ağabeyoğlu, Merih Arslan. Evet değerli arkadaşlar. Başkanım, bir tane daha var. Önerge mi var? Soru önergesi. Soru önergesi. Meclis Başkanlığı'nı yaklaşık bir yıl önce vermiş olduğum bugüne kadar yanıtlanmamış sayısı 6 adet önergelerimiz için CİMER başvurusunda bulunacağımı öncelikle belirterek aşağıda sunulan bu önergemin yazılı olarak yanıtlanacağını ümit ediyorum. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meclisten aldığı yetkiyle kent merkezinde bazı kamulaştırmalar yaparak kamusal alan düzenlemeleri yapılmaktadır. Yine kamulaştırılması yapılmış olan Ordu Evi arkasındaki binanın geçtiğimiz aylarda yıkımı gerçekleştirilerek Şeyh Lütfullah Camii yanındaki alanın düzenlenmesi çalışmalarına başlanıldığı görülmüştür. Ancak söz konusu alanın düzenlenmesi ile ilgili herhangi bir inşaat tabelası bilgilendirmesi bulunmamaktadır. Ayrıca adı geçen bu alanın kullanımına dair kamuoyu ile paylaşılmış herhangi bir projede yoktur. Ve onaylanmış uygulamaya konacak bir projenin olmamasından dolayı adı geçen alanda yeni yapılan beton duvar imalatı ve bir süre sonra yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Alanda birkaç manolya ağacının taşınıp başka yere ekilebilir şekilde sökülmesine karşın bazı ağaçlar ise kepçelerle hoyratça söküldüğünü görülmüştür. Yapboz şeklinde olan bu yıkma ve sökmeler ciddi bir kamu zararına nedendir. Oysa ki kent merkezinde düzenlenecek olan bu alanların kentsel tasarım projeleriyle elde edilmesi hatta yarışmalar düzenlenmesi sağlıklı, nitelikli ve yaşanılır bir kent olmasına olanak sağlayacaktır. Sonuç olarak Şeyh Lütfullah Camii çevresinde yapılmakta olan uygulamaya ait projenin ve alan düzenleme işine ait ihalenin bilgilendirilmesine dair önergemin Büyükşehir Belediye Meclis gündemine alınarak ilgili birime havale edilmesi ve sonucu hakkında tarafıma bilgi verilmesi için gereğini arz ederim. Süleyman Cengiz Dikici. Evet arkadaşlar, okunan önergelerin ilk ikisi önergeydi. 68. gündem maddesinden itibaren gündeme ilave edilmesi hususunda oylarınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi sırasıyla gündem maddelerimizi görüşmeye devam ediyoruz. Buyurun. Söz alabilir miyim? Tabii buyurun. Evet, değerli başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım. Önergelerden bir tanesi de Bandırma'yı ilgilendiren bir önergeydi. Malta Deresi ile ilgili. Gerçekten Bandırma'nın ihtiyacı olan rekreasyon alanlarından bir tanesi. Tabii uzun yıllar, ben bildim bileli siyasetin içindeyiz. 5 dönemdir her belediye başkanının bu konuyla ilgili Malta Deresi sözü vardır ama biz bu dönem gerçekleştiriyoruz.
Tabii önerge buraya gelmiş. Halbuki veren meclis üyesi arkadaşlar bu konuyla ilgili bilgileri ilgili Park Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüğü'nden alabilirlermiş. Niye almamışlar? O da ayrı bir buraya gelmesinin sebebini artık ben biraz da siyaseten değerlendiriyorum. Devlet Su İşleri'nden yeterli bütün biraz önce bahsetmiş oldukları yazıların hepsi alındı. İzinlerimiz alındı Devlet Su İşleri'nden. Ona göre bir planlama yaptık. Tabii bu planlamayı ben bizim 2021 bütçesinde de koyduğumuzda da görüşüldü. Aynı şekilde orada tanıtım filmlerini de gösterdik. Meclis üyesi arkadaşlar orada da bunu izlediler. Hatta hangi parayla yapacaksın diye, nasıl yapacaksın diye söyleyen meclis üyelerimiz bile oldu AK Parti grubundan. Yolla ilgili konuya baktığın zaman tabii ki şifahi olarak bir izin, şifahi olarak konuştuk. Bizim liman yoluna bağlayan, Erdek liman yoluna bağlanan noktadan Paşabaya'dan inip Erdek liman yoluna bağlanan bir yolumuz var. Tam Malta Deresi'nin ortasından geçiyor. 95 dönümlük bir arazi. Onun ortasından geçiyor. Tabii bağlantı noktasında yan yolların olması gerekiyor. Yan yolları olmadığından dolayı da karayollarından çıkışı ile ilgili olarak şifahi olarak orada yapılamayacağı söylendiği için de biz onu komple Malta Deresi projesinin içine koyacak şekilde yolu şey yapmadık, bırakmadık ama tabii Büyükşehir Belediyesi kamulaştırmasını yapar yapmaz veyahut da bu şekilde artık komisyona giderse nasıl takdir ederlerse ona göre de tekrardan planlama ile ilgili belki bir değişiklikler olur olmaz. Ama tabii Bandırma 200 bin nüfusa sahip bir kent. Ciddi şekilde de rekreasyon alanlarına ihtiyacı var. Çünkü dikey yapılaşmada olan bir kent. İşte arkası Askeriye, önü Deniz, sağı Şılam derken, solu Merinos derken dikey yapılaşma oldu. Olabildiğince Bandırma'ya yeşil alan kazandırmaya çalışıyoruz. Tabii ki büyük proje, güzel de bir proje. Bandırma'ya yakışacağına da inanıyorum. Bilmiyorum burada komisyonlara gidecek artık komisyondakiler nasıl değerlendirilir veyahut da bizim şu anda bizim çıkmış olduğumuz ihalelere şu anda bizim yapmış olduğumuz bugün başlangıçlara nasıl bir katkı sağlarlar ona da gerekli cevapları da veririz diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta Kurban Bayramı nedeniyle Edremit Körfezi'ne ve Ayvalık'a yoğun bir turist akını, yerli turist akını oldu. Ve en büyük yoğunlukta Sarımsaklı'da meydana geldi. Sarımsaklı'nın plaj kısmı plaj kısmında otellere şezlong alanı olarak kiralanan bölgeler var. Bu bölgeler bu bölgelerde oteller kendi müşterilerine ve şezlonglarını kiralıyorlar. Fakat o kadar çok şezlonglar arttı ki şezlonglar denizin içine kadar yoğunlaştı. Ve o evlerde kalan, apart otellerde kalan müşterilerin güneşlenmek, plajı kullanmak, kullanım alanları çok kısıtlı kaldı. Özellikle polis moral eğitim kampının sağındaki ve solundaki alanlar çok dar olduğu için insanlar bu bölgelerde güneşlenemediler. Ve o işletme sahipleriyle sıkıntılar yaşandı. Lütfen Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtası ve Ayvalık Belediyesi'nin zabıtasıyla ortaklaşa bu alanların yeniden kontrol edip kişilerin kullanacağı bölgelerin kısıtlanması, halkın daha yoğun olarak plajları kullanma imkanının verilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Evet, buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. Gerçekten geçtiğimiz günlerde bayram dolayısıyla ciddi körfeze yoğunluk yaşandı. Bunların çoğu da tarihi güzelliklerimizden dolayı tabii ki. Sanırım siz de Güre'deydiniz başkanım. Orada tarihi bir fabrika binası yıkıldı. Bir miktar zarar gördü herhalde. Büyükşehir araçları da müdahale etti. Bu tarihi dokularımıza geliyor zaten insanlar. Tarihi bir zenginliğimiz bu. O bakımdan bu tarihi dokularımız yok olmadan gerekli tedbirleri ve ilişkileri bu mal sahipleri kurarak o zenginliğimizi yok olmadan korumamızın çarelerini bulmamız lazım. O bakımdan bir çalışma yapmamızda fayda var. Bunu hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum. Evet.
Arkadaşlar, ben burada BASKİ Genel Müdürümüze ve çalışma arkadaşlarınıza, dolayısıyla meclisimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü görülmedik bir kalabalık oldu Kurban Bayramı'nda. Ama tüm birimlerimiz aktif görevde olduğundan dolayı sonuç olarak Altınoluk'ta veya Ayvalık'ta veya Ören'de veya işte Gömeç'te her zaman yaşadığımız su sıkıntısı, değişik sorunların hiçbirini yaşamadık. Sahil kısmında dolaştığımız zaman da baktığımızda çöplerin toplanması, ilaçlamaların yapılması, gerekli hassasiyeti tüm belediyelerimizin en üst noktada göstermiş olduğundan dolayı teşekkür ederim. Dışarıdan gelen herkes, ilçe belediyelerimiz, Büyükşehir, BASKİ'si teşekkür ettiklerini son 4 senedir kargaşanın gittikçe azalarak sıfır noktasına geldiğini, susuz hiçbir yer kalmadı. Yani burada çok problem konuşuyorduk. Kanalizasyonları konuşuyorduk, foseptik konuşuyorduk. Konuştuğumuz şeyler gerçekten susuzluktu, haftalarca susuzluktu. Ama yapılan çalışmalar, aldığımız stratejik doğru kararlar sene sonunda en son teşekküre dönüştü. Ben tüm belediye başkanı arkadaşlarımıza, meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Buradaki aldığımız kararlarla tabii dolaylı olarak da tüm çalışma arkadaşlarımız burada hassas davrandılar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sırasıyla gündem maddelerini görüşmeye devam ediyoruz. Ancak ilk gündem maddesinde bulunan konunun komisyona sevk edilmeden doğrudan görüşülmesi hususunda oylarınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 24-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde akıllı şehircilik, teknoloji ve kent yönetimi hakkında yapılacak teknik ziyaret amacıyla görevlendirme yapılması ile ilgili teklif yazısını okutuyorum. Buyurun. Başkanlık makamına akıllı şehircilik, teknoloji ve kent yönetimi hakkında teknik ziyaretler ve medya, yeni medya ve iletişim ile yerel yönetimler teknoloji, basın ve medya ilişkileri ile ilgili temaslarda bulunmak üzere 25.07.2022, 30.07.2022 tarihleri ve arasında Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde çalışma ziyareti planlanmıştır. TC kimlik numaralı Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin, TC kimlik numaralı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ahmet İnan, TC kimlik numaraları Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Korkmaz'ın 24.07.2022, 31.07.2022 tarihleri ve arasında Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrinde gerçekleştirilecek çalışma ziyaretine katılımının sağlanması, harcırah yol ve konaklama giderlerinin strateji geliştirme daire başkanlığı bütçesinden karşılanması için evrakımızın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edilmesi hususunu makamınızca da uygun görüldüğü takdirde olurlarınızı arz ederim. Evet, öyleyse teklif metninde belirtildiği şekilde ismi geçen daire başkanlarımızın görevlendirilmeleri hususunda oylarınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem maddelerini görüşmeye geçmeden önce ilgili komisyonlara havale edilmesi gerekli gündem maddelerimizi toplu olarak komisyonlara gönderilmesi hususunda oylarınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öyleyse 2 ile 11. gündem maddeleri arasında yer alan konuların plan ve bütçe komisyonuna, 12. gündem maddesinde yer alan konuyu Kırsal Alan ve Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na, 13. gündem maddesinde yer alan konuyu Tarife Komisyonu'na, 14. gündem maddesinde yer alan konuyu İmar ve Bayındırlık ile Temel ve Haklar Hukuk Komisyonu'na, gündemimizin 15 ila 36. gündem maddeleri arasında yer alan konuların İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilmesi hususunda oylarınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 37. gündem maddemiz ile görüşmeye devam ediyoruz. Gömeç Belediyesi 2022 yılı ek ödenek ile ilgili plan bütçe komisyonu raporunu okutuyorum. Buyurun. Komisyon görüşü, Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37. maddesi uyarınca Gömeç Belediye Başkanlığı'nın 2022 yılı bütçesine gelir bütçesinde toplam 29 milyon TL vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlarıyla özel gelirler, diğer gelirlere karşılık gösterilerek aynı yıl gider bütçesinin yukarıdaki tabloda kurumsal ve fonksiyonel kodları gösterilerek
tertiplere hizalarında gösterilen tutarlarda toplam 29 milyon TL ek ödenek verilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, raporu okundu. Sözde aleyhte lehte söz almak isteyen var mı? Raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 38. gündem maddemiz. Plan ve Bütçe Komisyonu komisyon görüşü 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 21. ve 22. maddeleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu 49. maddesinin 1. fıkrası gereğince Balıkesir Büyükşehir Belediye Teşkilat Yapısının belediyeye bağlı kuruluşları ile mahalle idari birliklerinin norm kadro, ilke ve standartlarına dair yönetmelik hükümleri doğrultusunda teklifler ekinde düzenlenen 3 sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinde memur gösterildiği üzere bir adet 9. derece sağlık teknisyeni kadrosunun iptal edilerek bir adet 3. derece sağlık teknisyeni kadrosunun ihtisas edilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, söz almak isteyen, raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 53. maddesi ve biraz evvel 64. maddeden itibaren gündeme ilave ettiğimiz konuların sırasının değiştirilerek 39. gündem maddesinin önüne yazılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 53. maddesi, buyurun. Komisyon görüşü, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun madde 7C kanunlarla Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak 20 Temmuz 1966 tarihli ve 775 sayılı gecekondu kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak maddesi kapsamında hazırlanmış olan mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kayıtlı Bandırma ilçesi Ayıldız Mahallesi 2061 ada 4 parselde ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değiştiği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değiştiğinin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirmek üzere Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulmasının uygun olduğuna Onur Çon, Halime Nalan Korkmaz ve Özgür Çelebeoğlu'nun red oylarına karşılık komisyonumuzca oy çokluğuyla karar verilmiştir. Evet, rapor okundu. Söz almak isteyen, buyurun. Evet, değerli başkanım, gerçekten Bandırma için çok önemli bir konu. Uzun zamandır gündemde. Aslında 1990 yılına kadar burası Bandırma'nın askeriyenin kendi mülkiyetinde olan bir alan. 1990 yılından sonra askeriye buradan ayrılıyor. Tabii oradaki askeriyenin uzun yıllar orada kalmasından kaynaklı 13 tane de eski tarihi tescilli yapısı var. Tabii bundan ziyade gerçekten de orayı da hep beraber de gezdik birkaç sefer. Kendinin doğal bir ağaç yapısı da var. Tabii Bandırma'nın biraz önce bahsetmiş olduğum şekilde dikey yapılaşmadan kaynaklı olarak bol bol mesire alana, insanların nefes alabilecekleri alanlara ihtiyacı olan bir bölge. Tabii 2015 yılında buranın TOKİ'ye devri ve daha sonra 2016 yılında da Büyükşehir Belediyesi'ne rahmetli Edip Uğur Başkan'ın döneminde Büyükşehir'e devri var. Tabii biz o zaman satın aldık. Satın alınması var. Tabii o zaman biz de müracaat etmiştik. Biz de alalım diye TOKİ'den burayı Bandırma Belediyesi olarak. Orayla ilgili projelerimiz vardı. Çünkü o dönemde eski bir askeri çamlığımız var, General Balcı Çamlığı. Orayı da istemiştik. Oranın kullanım hakkını bize vermişlerdi fakat bunu vermemişlerdi. Tabii siyaset biliyorsunuz iktidar partisi olunca daha farklı ilerliyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi o zamanın parası 25 milyon. Daha sonra size de aksedilecek şekilde faiziyle beraber tahmin ediyorum 40 milyon gibi bir rakamlara o bölgeyi mülkiyetini aldınız. Tabii yaklaşık 2 sene önce, bundan 2 sene önce tabii pandemi dönemleri
sizin de olduğunuz, bizim de olduğumuz, işte Büyükşehir Meclis üyelerimizin, danışmanların, ilçe başkanlarının da olduğu bir iftar yemeğinde, işte bizim de baskı alacağımıza karşılık sizin de onun mülkiyetinin yarısı vereceğinizin bir taahhütü verildi bize. Beraber işbirliği içinde ortak şekilde yaparız diye düşündük. Fakat tabii aradan zaman geçti. Oranın belki mülkiyet değeri çok arttı. Bizim paranın değeri artmadı ekonomik koşullardan dolayı. Gel zaman git zaman bugüne kadar gelindi. Geçen mecliste de önümüze bir planlama çıktı. Tabii siz de Varşova'daydınız. Biz telefonla konuştuk. Şimdi burada şöyle temel bir eksiklik var. Burada bu planlamayı yaparken Bandırma'nın birçok ergümanı var. Bandırma'nın işte belediyesi var, Bandırma'nın meclisi var, Bandırma'nın komisyonları var, Bandırma'nın çeşitli dinamikleri var, inşaatlar odası var, mühendisler odası var, mimarlar odası var. Yani birçok konuda kimse ne olduğunu, nasıl olduğunu da bilmiyor işin açıkçası. Tabii siz bize bu konuyla ilgili o gündemden çektikten sonra ben imar komisyonu arkadaşları topladım. İmar komisyonuyla ilgili imar müdürümüz, sizin buradaki ilgili arkadaşlardan burada ne yapılacağıyla ilgili bilgileri, belgeleri de istedik. Onlar da bize gönderilmedi. Fakat biz Birol Bey'in yapmış olduğu açıklamadan resim çekerek oradan nasıl bir şey yapılabileceğini gördük. Aynı zamanda bunun içindeki mimarlar odası, mühendisler odası, sizin AK Partili, MHP'li komisyon üyesi arkadaşlarımız, yani bizim kendi komisyon üyesi arkadaşlarımız konunun nasıl bir şey olduğundan bilmediğinden dolayı ve mevcut oradaki anladığımızdan dolayı hiçbirimiz bunu kabul etme gibi bir şeye sahip değiliz. Tabii Bandırma'nın 203 dönüm bir alan. Bandırma'nın orada nefes almaya ihtiyacı var. Biraz önceki bahsetmiş olduğumuz 100 dönümlük yer de onun altında olan bir yer. Çok kıymetli bir yer. Biz buraları yaptıkça Bandırma nefes alacak. Bugün ben belediye başkanı olduğumda Bandırma'da metrekareye 1.8 kişi başı düşen 1.80 santim yeşil alan varken bugün 2.55'e çıkmış durumda ki yapacağımız o büyük projelerle daha da çıkacak. Bandırma bu konuda tek vücut. Siyasi partiler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, hepimiz buradaki alanın, tabii ki buradaki alan topluma kazandırılsın. Buradaki alan topluma kazandırılsın. Hepimiz ondan yana hemfikiriz. Gerçekten mezbelelik bir şekilde olan, özellikle işte akşamcıların mekanı dediğimiz, geceleri polisin oralarda attığı, biri kaybolduğu zaman o bölgede aramaya çıkılan bir alan. Buraya kazandırılsın. Ama buradaki şehrin dinamiklerini, şehrin ihtiyaçlarının göz önünde alınması gerekiyor. Orada belli bir kısım, belli bir zümreye değil, o bölgenin şehre ait olması gerektiği kanaatindeyiz. Bununla ilgili odalar, bununla ilgili borsalar, bununla ilgili esnaf odaları, bununla ilgili siyasi partiler şu anda tek vücutlar ve bununla ilgili isterseniz hepsinden bir deklarasyon şeklinde size bir imza da getirilebilir. Çünkü Bandırma'nın bu tarz alanlara ihtiyacı var. Bunun planlamasının yapılırken bu maddenin şu anda ben buradan işte reddedilerek çekilmesini istiyorum. Planlamasının yapılırken bunun içine belediye meclisinin, imar komisyonlarının, işte diğer bu konuda Bandırma'daki işte kent konseyidir, hani şiir gibi yöneteceğiz diye konuştuk ya. Hep bunu şiir gibi yönetebilmemiz için buradaki toplumun bütün dinamiklerinin, toplumun bütün kanaat önderlerinin bir arada gelip ortak akılla bir şey yapması gerekiyor. Çünkü burası 203 dönümlük, belki 100 yılı aşkın süredir Bandırma'nın malı olan bir yer. Tamam, mülkiyeti sende olabilir, sizde olabilir şu anda ama Bandırma'nın malı olan bir yer ve Bandırma'nın buraya ihtiyacı var. Bunun ihtiyacını karşılayabilmek için de hepimizi ortak akılla hareket etmesi gerekiyor. Ben bunları söylemek istiyorum. Tabii teknik arkadaşlar daha farklı açılardan mutlaka bu konuyu yorumlayabilirler. Hep beraber aynı masada oturup bunu yapabiliriz. Yani Bandırma'ya yatırımları buraya yapacağız derken bu bölgedeki satışlardan kaynaklı sahil bandı olsun, ondan sonra orada yapılacaklar olsun. O bu olmamalı. Çünkü biz de bugün bir yer sattığımız zaman Bandırma'nın çeşitli bölgesine bütün Bandırma'nın bütüncülüğünü harcıyoruz sattığımız parayı. Yani bugün bir aksaklık mıdır veyahut da art niyetle düşünmek istemiyorum, bir aksaklık mı diyeyim, planlamalarla ilgili sahil bandı projesi diyorsunuz. Sahil bandı projesi, genel sekreterim burada, genel sekreterim her çarşamba gelecekti,
her ay gelecekti. Bir türlü sahil bandı ile ilgili biz bir araya gelemedik. Bizim imar komisyonumuza 3 sefer sahil bandı ile ilgili görüş soruldu. Biz 6 boş olduğu için geri gönderdik. 3 sefer 3 komisyon, üçünde de sahil bandına ne yapacaksın, ne yapacaksın diye soruldu. Daha sonra bir gün ansızın genel sekreterim aradı. Haftaya salı çarşamba yanındayız. Getirdiler. Kimseye şey yapamadan salı dedik, çarşamba geldiler. Ondan sonra bize bir video yayınladılar. Bir video izledik. Akşamına da Birol Bey'in zaten hem şeyle Ordu Donat'la ilgili hem de sahil bandı ile ilgili yapacaklarını söyledik. Bugün AK Parti meclis üyeleriyle de konuşuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri de onların da haberi yok. Onların da haberi yok bu yapılan projelerden veyahut da yapılacak projelerden. Ha bir aksaklıktır, bir eksikliktir. Yani ben farklı açıdan da değerlendirmek istemiyorum olayı ama yani o kentin bir meclisi var, o kentin bir başkanı var, o kentin komisyonları var. Bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Çünkü siz her söyleminizde şiir gibi yöneteceğiz, şiir gibi yöneteceğiz diyorsunuz ama birazcık artık biz belki ilişkimizde birbirimize uzak mı kaldık veyahut da biz bir araya mı gelemedik yoksa başkaları bir araya gelmemizi mi engelledi? Ona da bir şey diyemiyorum. Evet, benim bu konuyla ilgili gerçekten çok önemli bir hassas ve Bandırma'nın bütün dengeleri şu anda bu konunun ne olacağıyla ilgili beklemede. Tabii ki biz de hukuki olarak da araştırıyoruz. Bir 5000'lik var, bir 1000'lik var. Kimine göre mülkiyeti büyük şehirde olduğu zaman yapabilir diyor ama bizim teknik arkadaşları hukukçulara göre bir binlikleri de bizim yapmamız gerekiyor. Yani bunun ben enine boyuna tartışılması gerektiğini, geri çekilmesi kamuoyu tarafından şu anda herkes burada size Bandırma'da oy veren birçok insan var. İnanın ki onlar da bunu bekliyorlar diyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, bugün misafirlerimiz de var herhalde, platform temsilcileri. Bu konuda fikir beyan etmek isteyen, neye itiraz ediyorsunuz? Basın açıklamasında ne anlattınız? Bir duyalım. Realitelere konuşalım burada. Kim var? Sizi tanıyalım önce. Bir mikrofon verin. Değerli Başkan, Bandırma Demokrasi Platformu dönem sözcüsüyüm. İsmim Erdal Doğru. Bir dakika, buradaki arkadaşları temsil ediyor musunuz? Birlikte geldik. Bandırma'dan 30 civarında arkadaşla birlikte geldik. Kent Konseyi Başkanımız da birlikte. Peki, buyurun, dinliyoruz sizi. Sayın Başkan, öncelikle herkese saygılarımı sunuyorum. Aynı zamanda zümre olmamızdan dolayı, sizin de belediye başkanı olmanızdan dolayı gurur duyuyoruz. Umuyoruz ki taleplerimizi dikkate alacaksınız, olumlu bakacaksınız. Halkımızın taleplerine kulak tıkamayacaksınız. Sayın Başkan, Tolga Başkanımızın da belirttiği gibi 203 dönümlük bir yer. 18 yıldır Bandırma'da yaşıyorum. Bandırma'nın yeşil alan sıkıntısı çok büyük. Ben de bir öğretmenim, İngilizce öğretmeniyim. Çocuklarımızın yeşil alan ihtiyacı var. Sportif tesis alanı var, yürüyüş alanı ihtiyacı var. Şimdi kamuoyuna yansıyan bu projeden sonra biz Demokrasi Platformu olarak Bandırma'da burada mecliste üyeliği bulunan bütün siyasi partileri dolaştık. AK Parti'yi, MHP'yi, CHP'yi, İYİ Parti'yi dolaştık. Kendilerine de üyelerimizin taleplerini ilettik. Bu bölgenin ticari olarak değerlendirilmemesini, Bandırma'nın lehine, gençliğimizin lehine, yaşlılarımızın lehine, bir bütün olarak Bandırma halkının lehine sosyal tesisler, yürüyüş yolları, üniversitenin kullanabileceği sanatsal mekanlar haline dönüştürülerek kullanılmasını talep ediyoruz. Buradaki askeri yapılar, Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilmiş yapılar, tabii ki bir kısmı deforme olmuş ama çok kolay rehabilite edilebilir. Bandırmalı iş adamları, Bandırma önemli bir ticaret kenti, onların destekleri alınabilir. Yani gerekiyorsa kazma kürek, biz de halk olarak yardımcı oluruz. Çok büyük bir yatırım beklemiyoruz o bölgeye. Sadece yürüyüş yolları tarzında sosyal amaçlı Bandırma'nın gençliğine ve geleceğine hitap edecek bir proje yapılmasını talep ediyoruz. Şimdi ne yapılacağını düşünüyorsunuz? Kamuoyuna yansıyan Birol Şahin'in paylaştığı bir video var. Bandırma'dan bir meclis üyesiyle ortak çalışmışlar diye duyduk. Bu bölgede benzin istasyonu, otel, konut ve ticaret merkezi, AVM diye duyduk ama ticaret merkezi olduğunu söyledi bize AKP'li arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirilmesinden ziyade dediğimiz tarzda gerekiyorsa üniversiteye bir kısmının tahsis edilmesini, Bandırma Belediyesi'nin bir kısmını işletebileceği alanlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli
yapılarla içinde olabileceği, halkın ücretsiz kullanabileceği bir sosyal mekan haline getirilmesini talep ediyoruz. İstanbul'da olduğu gibi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi. Siz nerelisiniz? Ben aslen Tunceliyim. 20 yıldır Bandırma'dayım. Tamam. Başka arkadaşın söylediğine farklı ilavede bulunacak arkadaş var mı? Evet, buyurun. Kent Konseyi Başkanımız. Sayın Başkanım, öncelikle söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim buradaki en önemli açıkçası kafamızdaki soru ne yapılacağını doğru dürüst bilmememiz. Bu konuda Büyükşehir Belediye'miz bir çalışma yapmış ve bunu yine videolardan izledik. Ancak Bandırma biliyorsunuz 200 bin nüfusa yakın bir yer. Bunun bir Bandırma Belediye'miz, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, borsalarımız ve çeşitli bu konuda kanaat önderlerimiz var. Bu planı açıkçası biz bir videodan değil, hep birlikte bir arada istişare ederek görüşlerimizi o masada sizlere ileterek ya da sizin taleplerinizi ya da planlarınızı görerek izlemek, ya bu sürecin böyle olmasını açıkçası isterdik. Süreç hakkında açıkçası çok bir bilgimiz de yok. Hani ne yapılacak diye sordunuz ama bilmiyoruz. Sadece bir video gördük. Bu noktada Bandırma'daki kamu arazilerinin, Bandırma'daki sizlere ait arazilerin, özellikle Bandırma halkımızın ihtiyacı olan ve ağırlıklı yeşil alan olan bir düzenlemeyle hayata geçirilmesini, tabii ki orada bir yaşam alanı olmasını da istiyoruz. Peki, yani şu anda konuştuğumuz konunun asıl mahiyetinin ne olduğunu bilmiyorsunuz değil mi? Yani plan hakkında herhangi, sadece Birol Bey'in videosunu biliyoruz. Birol abi bayağı meşhur olmuş. Peki siz nerelisiniz? Evet efendim başkanım. Siz nerelisiniz? Ben Antalyalıyım başkanım. Teşekkür ederim. Evet, Bandırmalı var mı? Bandırmalılardan bir şey alalım. Evet, ben önce konuklardan, bir misafirlerimiz gelmişler, konuyu takip ediyorlar da. Buyurun. Merhaba herkese. Ben Bandırmalıyım. 1858 nüfus sayımından beri Bandırmalıyım. Pardon, duyamıyorum sizi. Mikrofon biraz yakın olursa. 1858 nüfus sayımından beri Bandırmalıyım. Kadın Dayanışma Derneği Başkanıyım. Oranın çoluğumuza, çocuğumuza, gençlerimize park olarak değerlendirilmesini rica ediyoruz. Tamam. Öyle yapacağız zaten. Teşekkür ederim. Güzel. Evet. Buyurun meclis üyesi arkadaşlarımızdan. Buyurun Yalçın Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Bu süreçte görüşmeler esnasında ben de yer almıştım. Öncelikle söyleyeyim, Bandırmalıyım. 1958 Bandırma'da doğdum. Babam da Bandırma doğumlu, dedem de Bandırmalı. Burası başkanımızın dediği gibi askeri bir alandı. Yıllar yılı bu şekilde kaldı. Urla'nın önce özelleştirme dairesine geçti. Daha sonra da TOKİ'den siz satın aldınız. Burasını sizinle yaptığımız görüşmenin başında bir mimar arkadaş geldi. Buranın tamamının konut olarak değerlendirilmesine ilişkin bir proje sundu. O zaman dedim ki sizlere, bakın dedim, burası Bandırma'ya ait bir yer. Bandırma'da bir mazisi olan bir yer. Üzerinde tescilleri yapılan ve doğal sit, doğal park olarak olan bir alan. Ki kaldı ki şey olarak tescilli bir alanda. Burada bu şekilde bir yapılaşmayı yapmamamız gerekir dedim. Öte taraftan dedik ki, yani burada park yapalım ama bunların da bir finansmanı, bir şeyler koyalım. Onun üzerine, ki bunu beraber yapalım tarafındaydık. O konuda bir iki sefer görüştük ki, hatta bir eskiz karaladık. Bu bir eskizdi. Sizlerin istediğiniz fonksiyonları içeren bir şeydi. Masaya koyacağım bir niyet şeydi, karalamasıydı. Hedefte buradaki bir yeşil sahanın düzenlemesine ne kadar bir finansman gider, biz bunu ne kadarını karşılarız, ne yaparız. Ama geldiğimiz süreçte bakıyoruz ki benim bu hazırladığım masaya oturmadık, bir şeyler hazırladığımız projeyi konuşamadık dahi.
O sadece çizgi değildir. Bir planın açıklama raporu vardır, izahı vardır. Daha doğrusu bir plan bile değildi. Bu niyetleri hiçbir şekilde görüşmedik. Ben gene şunda da ısrarcıyım. Burada ticaretten kasıt, orada günübirlik bunlar anıtların yapılması gereken şu. Buradaki tescilli yapıların restore edilerek içinde kafeler, sergi salonları, bu tür şeylerin olabileceği. Oradaki ticaretten kastım, ticaret şu olabilir. Buradaki ben öncelikle orada bir otopark alanı olarak olabilir mi dedim. Ama öylesi bir alanda, o kadar değerli, ağaçların olmadığı bir alanda orası. Öylesi bir değerli bir alanda otopark olarak kullanmanın da çok doğru olmadığını düşündüm. Dolayısıyla burada katlı otopark, yani yer altına araçlar çekilebilir. Yerin üzerinde tek katlı alışveriş, hediyelik şeyler, ticaretten bu, ama biz bunları oturup konuşamadık. Böyle bir imkan yaratılmadı bize. Bunlar aradan bir sene, bir buçuk sene geçti. O bu inkitaya uğradı. Ondan sonra Birol Bey'in programında, videosunda Bandırma ile beraber, Bandırma ile beraber bir şey yapılmadı. Bandırma ile beraber yapmak demek, Bandırma bürokratlarına bir resmi yazıyla girmek demektir. Meclise gitmek demektir. Komisyonlara gitmek demektir. Biz Bandırma'da böyle yapıyoruz başkanım. Bizim Bandırma'da imar komisyonumuz vardır. İmar komisyonuna gider. İmar komisyonunun doğal üyesi mimarlar odasıdır. İnşaat mühendisleri odası, ki hatta sizin Cumhur İttifakı'nın MHP'li plancı arkadaşım yetmediği halde meclis üyesi çıkartmayı komisyonu, onu da ben davet ettim. Bir meslektaşımla ben imar komisyonu çalışmaktan onur duyarım. O karşı ittifaktan da olsa, farklı partiden de olsa, ben bu Bandırma için geldim. Bandırma için bir şeyler yapmaya geldim. Ama ben şu aşamada Bandırma'nın tamamen yok sayıldığını görüyorum. Biz sizin gerçekten iyi niyetli o yaklaşımınıza inandık. Gene onun olmasını istiyoruz. Gelelim sahil bandı projesine. Sahil bandı, Nisan ayında bize yazı geldi. Çok güzel bir tarama yapmışlar. Liman taraması. Sahil taslak planına görüş. Neyini görüşünü vereyim ben buna? Liman dolgu planına benden görüş üstüne. Dedim ki burada bizim restoranlarımız var. Sergi salonlarımız var. Çocuk bahçelerimiz var. Yaya yollarımız var. Bir proje, hiçbir proje yok. Ya Bandırma'yı tamamen siz herhalde kayyum adadınız. Bizler farkında değiliz orada belediye olduğunun. Orada ne Çamlık projesi yapılacak? Bunda bizim görüşümüz yok. Sahil bandı yapılacak. Bunda görüşümüz. Biz burayı yapacağız. Siz buna evet deyin. Siz de sahil bandı yapacağız. Yani böyle bir anlayışın çok yakışmadığını düşünüyorum başkanım. Arzu evet. Ben de tabii buyurun. Kürsüyü kullanabilir miyim başkanım? Buyurun. Değerli başkanım, çok kıymetli meclis üyelerimiz, basınımızın seçkin temsilcileri, Bandırma'mızın kanaat önderleri, Bandırma Kent Konseyi Başkanımız, Kadın Komisyonu Başkanımız, değerli arkadaşlarım, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük devrimlerini gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk, 8 Ekim 1925 günü Bandırma'ya geldiğinde yanmış, yıkılmış şehri göstererek, "Milletimiz çalışkandır. Bu fazileti taşıyan Bandırmalıların şehirlerini imar edeceklerinden, halen barut ve is kokan bu beldeyi mamur hale getireceklerinden asla şüphe etmiyorum." demiş midir? Bandırma, Güney Marmara'nın incisi, hızla büyüyen bir sanayi, üniversite ve turizm kentidir. Bütün Balıkesir'de toplanan vergi gelirlerinin de yaklaşık %40'ını tek başına Bandırma vermektedir. Ama buna rağmen büyükşehir ilanından beri büyükşehir bütçesinden hak ettiği desteği asla alamamıştır. Dönemimizin başlangıcında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın şiir gibi ortak akılla yöneteceği söylemi maalesef gerçekleşememiş, Bandırma'ya bu dönemde de bir çivi bile çakılmamıştır. Her fırsatta işbirliğinden bahsedenler "ben yaptım oldu, ben yaparım" gibi üstenci bir dil ve yaklaşım içerisinde olmuşlar. Ne sahil bandına, ne çocuk sarayı bölgesine, ne de askeri cephane bölgesine rekreasyon alanı olarak, yeşil alan ve spor alanları olarak yatırım yapmamış, yapamamışlardır. Bandırma'ya yapmadıkları veya yapamadıkları hizmetleri de maalesef gider ayak Cumhuriyet Halk Partisi'ni atabilmek için video siyasetine sığınmışlardır. Bandırma 24 saat yaşayan, üreten bir şehirdir. Yoğun güç olan bir
yoğun güç olan bu şehirde bunun çözümü 8 yıldır yapılamayan 1/5000'lik imar planlarının hızla yapılmasıdır. Bandırma, yeşil alanlarımızı rant alanına çevirmeyin. Arkadaşlar sessiz. Sahil bandırmayı. Arkadaşlar müsaade ederseniz kendisi kendi halini anlatır. Bizim kendimizi savunmaya gerek yok. Ali Bey lütfen otur. Teşekkür ederim başkanım. Yeşil alanlarımızı rant alanına çevirmeyin. Sahil bandırmayı Bandırma halkına devredin. Malta Deresi'ne yaptığımız gibi askeri cephanelik bölgesinde halk alanına demokrasi parkı olarak kazandırmak için Bandırma Belediyesi'ne devredin. Bu duygularıyla Yüce Meclis'e saygılar sunarım. Evet. Evet, değerli arkadaşlar, şimdi ben Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben bir konuşayım, ihtiyaç duyarsan sen devam edersin. Bir dakika, benim gerginliğe değil uzlaşıya ihtiyacım var, bir konuşalım. Şimdi değerli arkadaşlar, ben 20 ilçe belediye başkanımızla beraber çalışıyorum. Büyükşehir üst kadrosu da 20 ilçemize hizmet vermek için uğraşıyor. Daha önce de söylediğim gibi bizim 1 metrekare kendimize ait bir yer yok. Bandırma'da bizim, Edremit'te bizim, Erdek'te bizim, Bigadiç'te bizim, Manyas'ta bizim. Yani her yere hizmet götürürken ki süreç içerisinde bu bir sıralama öncelik listesine göre yapılıyor. Ama bazı belediye başkanlarımız bizim yapmak istediğimiz projeyi öne aldırmak, işin içine girmek için her zaman bizle beraber bütün daire başkanlarımızla iletişim halinde. Biz Bandırma'yı konuşuyoruz şimdi. Bandırma Edremit'ten çok farklı. Neden farklı? Bandırma kendine has belediye olma özelliğini 100 yıldan fazladır sürdürüyor. Ve kapatılan belde belediyelerinden kendisine geçen 2 tane yer var. Edincik, Aksakal. Yapısı olduğu gibi devam ediyor. Geçiş süreci içerisinde Büyükşehir'e çok fazla sıkıntı yaşanmayan, hizmetleri de devam eden bir yer. Edremit ise bambaşka bir yer. Altınoluk'tan Kadıköy'e kadar arada 6 tane belde belediyesinin kapatılıp hepsinin ayrı bir imar planı, ayrı bir itfaiyesi, ayrı bir yapmış olduğu çalışma var, siyasi geçmişi var. Edremit'e bağlanıyor. Hasan Başkan'a Allah kolaylıklar versin. Zor yani çok zor bir yer. Bütün ilçelerin içerisinde en çok zorlanılacak imar ve belediyecilik noktasında yer. Bandırma bizim çok önemsediğimiz bir yer olduğunu, Erdek'in çok önemsediğimiz bir yer olduğunu yaptığımız çalışmalar aslında gösteriyor. Biz çakma çevreci veya çakma Balıkesir'i seven insanlardan değiliz. Konuşmalarımızın hiçbirinde de siyasetle biz gol atalım, işte şuraya şöyle yapalım, ayrım yapalım, bunun siyasetini yapalım diye şu mecliste hiç konuşma yapmadım. Bandırma'nın asıl sorunu ne? Marmara Denizi. Marmara Denizi gerçekten müsilajla boğuluyor muydu? Boğuluyordu. Bandırma'nın bunda katkısı var mı? Var. Niye? Derin deşarjı 10 yıllardır yapıyor. Biz bu sorunu çözdük. Çok önemli bir sorundu bu. Yerin tahsisinden, hibesinin alınmasından, ihalesinin yapılmasından, fiziksel olarak o işin artık yapılıyor ve bitiyor olmasını yaptık. Büyük bir sorun mu? Sorun. Vahşi depolama alanı dediğimiz şey basit geliyor. Ama metan gazıyla çevreyi kirlettiği gibi aslında en büyük çevrecilerin orada olması, Bandırmalıların hepsinin ya bunu niye çözmediniz diyeceği 2 tane konu. Livatya Limanı'na olduğu gibi şehrin sadece parçalanarak kaba atığı denize atılıyor. Fotoğrafları var. Denizin limanın hemen Levent'in altında. Çoğunuzun 58 doğumluyum, Bandırmalıyım diyen arkadaşların çocukken yüzdüğü yer. Ben de Bandırmalıyım. Sene 86-87 orada okudum. 2000-2002 askerliğimi orada yaptım. Ben Bandırmalı hissediyorum kendimi. Bandırmayı çok iyi biliyorum. Şimdi Bandırma ile ilgili yapılması gereken şeyler belli. Üniversiteyi biz getirdik. Hastaneye getirdik. Yolları yapıyoruz. Kiralar fırladı. Konut ihtiyacı var. Şimdi
kiraların azalması için yeni konutların yapılması lazım. Yeni konutlara ekonomik durumu düzgün olanlar, diğerlerine öğrenciler, bir şekilde kentsel dönüşümün başlaması lazım. Biz bu yeri alırkenki temel sebep o. Yani Bandırma'nın önünü açmak, Levent Mahallesi'nde Şilam arazisini kapatmak vesaire, bununla ilgili işler yapıyoruz. At binenin kılıç kuşananın, Bandırmalılar kusura bakmasın. Bandırma'nın siyasi yönetimi yapılacak bir işle ilgili fikirleri var ama yeni bir iş yapmakla ilgili hiç ortaya bir şeyle gelmiyorlar. Burada Burhaniye Belediye Başkanım var, Edremit Belediye Başkanım var, Gömeç Belediye Başkanım var, Erdek Belediye Başkanı var. Hepsi bir projeyle geliyor ve sürekli bize baskı yapıyor. Biz bunları nasıl yaparız, parasını nasıl yetiştiririz diyoruz. Ama Bandırma her bir iş yapmaya geldiğimizde, ben bir eski CHP'lilere sorayım, ben bir yeni CHP'lilere sorayım. Platformumuz var, derneğimiz var. Yani tamam, o zaman tartışalım arkadaşlar diyoruz. Konuyu oraya bırakıyoruz. Biz dönüyoruz Bigadiç'e, bir şeyler yapıyoruz. Bandırma'dan hiç ses çıkmıyor. Ya şu son kurşunatını yapalım dedik. Bu Bandırma Limanı'nı yapalım dedik. Otopark yapalım dedik. Şu imara açalım, organize sanayinin arka tarafını, daha doğrusu sanayi bölgesinin oraya sanayi yapalım dedik. Konuları konuşuyoruz. Konuştuğumuz andan itibaren malın sahibi Bandırmalıların temsil ettiği siyasiler ikinci bir toplantı yapmaya veya biz siz böyle dediniz ama şöyle yapalım diye gelmiyor. Biz geleceğiz demişiz, gelmemiş genel sekreter. Yani şimdi Balıkesir 20 tane ilçesi var. Birçok sorunu var. Biz temel sorunları beraber tespit ettik. Ettiğimiz sorunlar otopark, denizin kirlenmesi, vahşi depolama alanları, imarla ilgili tarım görüşlerindeki eksiklikler, bunların tamamlanması. Geri kalanını beraber oturacağız. Son kurşun anıtını da limanı da beraber yapacağız. Bunları yaparken ki süreç içerisinde siz buradaki esnafla konuşun, zaman verelim, ona göre yapılanmasını tamamlayalım dedik. Ama siyasetin sahibi Bandırma'daki meclis ve yapı neyle uğraşıyor? AK Partili devam etmeyen meclis üyelerini düşürmekle uğraşıyor. Başka yaptığı bir şey yok. Yani hiçbir zararı olmayan muhalefet olarak da her zaman destek olan arkadaşları devamsızlık yapıyorlar diye düşürmeyle uğraşıyor. Amaç ne? Ya biz siyaset yapıyoruz havası var ama siyaset değil ki o. Büyükşehir'de dengeleri değiştirecek meclis üyesi gelmesi hesabı yapılıyor. Yani birileri şehre hizmet etmekten vazgeçmiş, tamamen siyaseten bir şeyler, yani ne bekliyorsunuz gelecekten bilmiyorum ama yani at binenin kılıç kuşanın, 2024'e kadar bu meclis var. Biz buradayız. Şimdi gelelim bizim bu TOKİ arsasının hikayesine. Değerli arkadaşlar, bu arsa alındığında, bu arsanın alınma sebebi, TOKİ niye alır bir yeri? TOKİ toplu konut yeri olarak alır. TOKİ aldığı zaman hiç kimseye sormaz. Reysen gider kendi tapusunu vesairesini verir. Edip Bey oraya, Bandırma'ya gidip şekilsiz bir şeyler yapmasın diye burayı yok zamanında satın alıyor. Çünkü TOKİ'nin kontrolünden çıksın, biz yerel insanlar olarak burayı kontrol edelim ve inşaatını yapalım diye. O günkü belediye başkanımız bu konuda duyarsız davranıyor ve zamanı gelmiyor. Yerin tapusunu almak için parasının ödenmiş olması lazım. Biz geldiğimizde buranın atıla dönüşmesini engelleyecek parayı ödedik hemen. Çünkü TOKİ belirli bir süre geçip bir şey yapmadığınızda geri alabiliyor yeri. Biz burayı parasını ödedik. Hemen Bandırma Belediyesi'ne gittik. Dedik ki bizim karla, zararla, rantla alakamız yok. İstersen bu arazinin yarısını sen al. Ama Bandırma'ya bak, üniversite kuruldu. Öğrenciler geliyor. Buraya yeni binalar yapılması lazım. Rekreasyon alanı lazım. Buraya restoranlar lazım. Bu alan çok güzel bir yer. Bununla ilgili zaten önceden planlamalar yapılmış, yapalım. Yerel müteahhitleri çağırın. Buradaki insanları konuşun. Bu konuştuğum benim 2019'un Ağustos'u veya Eylül'ü. Doğru mu başkanım? 2020 yoktu. Pandemi yoktu. Sonra başladı. Sonra oturduk konuştuk. Ben kendim gittim belediyeye. Belediyede bir cumartesi günü toplandık pandemide. Bakın arkadaşlar, zaman geçiyor. Bu işi halledelim dedik. Ama hep karşılaştığımız bir tablo var. Başkanımız kimlerden çekiniyor, ne yapıyor bilmiyorum ama
başkan olarak iradesini koyup benim iş bu aklıma yattı. Ben arkadaşlarımı ikna ederim demiyor. Diyor ki ben bunu bir istişare etmem lazım. İstişare bitmiyor. Yani sonuca gidilmiyor. Burası TOKİ arazisinden büyükşehirin şöyle bir yetkisi var. O yetki de önceden yaşanılan tecrübelerden dolayı büyükşehire verilmiş. Büyükşehir mesela Çankaya'da bir AVM yapacak, bir plaza yapacak, bir belediye binası yapacak vesaire yapacak. İlçe belediyesi siyaseten bunu yaptırmak istemiyorsa bunun ruhsatını vermiyor. Ruhsat kesmiyor. O nedenden dolayı yasal olarak büyükşehirin kendine ait bir mülkiyeti varsa 1/1000'liğini de 5000'liğini de oraya yapılan inşaatın ruhsatını da orada kiracı olacaklara kullanım ruhsatını da büyükşehir kendisi verebiliyor. Niye? Yıllardır bu büyükşehirlerin ilçe belediyeleriyle yani İstanbul Belediyesi Üsküdar'da kendi arazisi üstünde bir ek hizmet binası, bir teşebbüs veya özel sektöre bir şey yapıp satacaksa bunun tamamen yetkisini büyükşehirin önü kesilmesin, süreçler aksamasın, ikisi de devlete karşı aynı sorumlulukta deyip büyükşehirin kendi yetkisine veriyor. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Burada yaptığımız şey, burada defalarca geldim dolaştım ben orayı ve şehrin bütünlüğüne baktım. Üniversitenin konumuna baktım, yapılacak yollara baktım. Yeni imara açılmış ama tarım görüşü olarak beklenen hala yerlere baktık, her şeye baktık. Ve ihtiyaçları tespit ettik. Yapılması gereken Bandırma için 2024'e kadar belirli hizmetler var. Biz son kurşun anıtını başkanlığımla hemfikiriz. Beraber rekreasyon alanı yapalım. Piknik alanı yapalım, insanlar buraya gelsin. Çanakkale'ye giden binlerce insan Bandırma'da da bir mücadele verildiğini, Bandırma'nın da çok önemli bir Kurtuluş Savaşı lokasyonu olduğunu, son kurşunun burada atıldığını, binlerce şehidin orada hastanelerde kan, can verdiğini ama bütün tedavilerin burada yapıldığını hikayesinin anlatılması lazım. Biz bu son kurşun anıtını rekreasyon olarak şey yaptık. Bakın Bandırma ranta kurban gidiyor. Neden gidiyor? Yeni binalar yapılamıyor. Yeni binalar yapılamadıkça kiralar artıyor. Kiralar arttıkça insanlar eziliyor. Bizim burada yeni konutlara ihtiyacımız var. Ama lüks ama orta düzeyde. Lüksüne öbürü geçiyor, öbürü öbürüne geçiyor. İnsanların ticaretini geliştirmeye ihtiyacımız var. Bandırma diğer emsali ilçelere baktığımız zaman az önce konuştuğumuz konu istişare. Biz yani sonuçta ehliyet ve liyakat sahibi kadrolarla çalışıyoruz. Ben siyasi bir adamım ama yani Yalçın abi gibi plancı, şehir plancısı, mimar, işte sosyolog vesaire arkadaşlarla çalışıyoruz. Bandırma'da hiçbir siyasi düşünce olmadan buranın kendi doğal olacağı söylüyorum size. Anıtlar Kurulu'nu çağırdık. 13 tane parsel var orada. O 13 tane parsel gerçekten restore edildiğinde herkesin kendi ihtiyacını karşılayacağı et balık restorantından tutun çok farklı türkü evlerine kadar güzel yapılabilecek Bandırma'nın göz bebeği olacak bir yer. Yeşil alan bütün ağaçları bizim arkadaşlar tek tek santim santim çıkardı. Anıtlar Kurulu dedi ki 5000'liği yapmanız yeterli değil, 1000'li de yapın, çekme mesafelerini görelim. Zaten yetki sizde, bunun bir plan yapın. Şimdi planın özeti ne? Bunun 100 dönümü yani sizin gördüğünüz ve dolaştığınız yer zaten tamamen rekreasyon alanı olarak parkın içinde. Yani o restoran şeklinde olacak yerler, ağaçlar vesaire hepsi olduğu gibi kalıyor. Sadece o eşikte denize bakan yerlerde kodu da şişmeyecek şekilde 2, 3 ve 3,5 kat şeklinde imar müteahhitin kendi yetkisinde ama yüksekliği sınırlandırılmış, daha alçak da yapabilir. Bir 80 dönüm veya 67 dönümlük bir alan var. Oraya da bir site şeklinde insanların kalabileceği yer. Bandırma'ya gelenlerin hem manzaradan yararlansın, hem Çanakkale'ye giderken konaklasın, hem şey yapsın diye yapan yatırımcıya bir otel yeri ve herkesin her yerde olduğu gibi yakıt ihtiyacını karşılayacak ticari yer. Bandırma Belediye Başkanımıza dedim ki biz bu ticari yerleri de size verebiliriz. Yani bizim orada şeyimiz yok. Bandırma'dan buradan gelecek herhangi bir
Bu iş yapılırken ben dışarıdan müteahhit de gelsin demiyorum. Bandırma'nın yerel insanları yerel bir şekilde gelsinler, biz bu imarı geçirdikten sonra bu geçti diye de bir şey yok. Biz burada meclisten geçireceğiz, Anıtlar Kurulu'na vereceğiz. Anıtlar Kurulu bunu onaylarsa sizden itiraz gelsin, itiraz etsinler. İtirazlar da onaylanırsa, yani reddedilirse itirazlar da, bu yürürlüğe girecek. Ha ola ki teknik bir aksaklık, yanlış bir şey yapıldıysa yine dönecek. Ama oturup durup kokovan kuşu gibi, yani biz 5 yıllığına seçildik, 3,5 yılı geçti, biz Bandırma'ya gidiyoruz, geliyoruz. Kendimiz bir proje hayal ediyoruz, yapalım mı yapmayalım. Bandırma'da bu istişareye kalsa, en sonunda kendim 2-3 defa gittim, arıtmanın yeri de problemdi. Ama başka yer yok. Yani insanlar itiraz ediyordu. Ama o yaptığımız arıtma, göreceksiniz Livayet ya da insanlar denize girecek. Ha, sahili ne yapacaksınız? Bir şey getirip götürüyorsunuz diyorsun. Ya ben Alsancağı da biliyorum, Nis'i de biliyorum, Kans'ı da biliyorum. Yani uzay mekiği yapılmıyor ki şeyde, meydanlarda. Yapılacak şeyler belli. Yani taşın rengini düzgün seçeceksin. Rüzgarı almayan yerlere çocuk parkı yapacaksın. Rüzgar olan yerlere farklı rüzgar kesiciler vesaire. İnsanların rahat rahat akşam yemeği yedikten sonra eşiyle çocuğuyla hiç rahatsız edilmeden yürüyeceği yer, iyi bir aydınlatma yapacaksın. Altınoluk'ta sahil yapıyoruz. Sahili yaparken herkesi itiraz ediyor. E şimdi en çok itiraz eden platformlar gelip başkanım vizyonunuz çok genişmiş diyor. 365 gün değerli arkadaşlar insanlar yürüyor. Ama 3 ayın 12 saati denize giriyor. Ve artık insanlar sağlıklı olmak için, kolesterolü yatmak için, şeker hastası olmamak için günde 45 saat 45 dakika yürümesi gerektiğine inanıyor. Eğer biz şehir belediye başkanları olarak bu imkanları sağlayamazsak belirli şeylerde eksiklik yapmış oluruz. Bunların altyapısını hepsini de hazırlıyoruz. Sırasıyla gidiyoruz. Ya bugün yine burada ben Varşova'daydım. Bu konuyu arkadaşlar biliyor zaten, sorun yok diye düşünüp meclise aldık. Başkanım telefon açtı. Dedi başkanım bunu bir konuşalım, değerlendirelim, zaman kazanalım. Dedi yani halka da ben anlatayım. Benim anlattığımın ötesinde başka bir şey yok. Yani 203 dönüm olan yerin zaten 120 dönüm olan kısmı kesinlikle vatandaşın şu anda, yani dokunmayın dediğiniz yer orası. Böyle bayır kısmı var ya aşağı doğru. Yani oraya kademeli bir şekilde yapılacak. Arkadaşlar planı gösterir. Ama ne olur yani bu şehir siyaset yapacağım diye biz unutulup gideceğiz. Belki partim aday göstermeyecek, belki başka bir şey olacak. Ama bu işleri yapmamız lazım. Zamanı geçiyor. Yapılırken yapılıyor bu işler. Zamanı geldi, olgunlaştı. Ya sizin adınıza bu konuları konuşan insanlar biziz. Ben herkesle konuştum. Siyasilerin hepsiyle konuştum. Her şehirdeki normal bir vatandaş diyebilir ki, bizim niye haberimiz yok? Biz 3 senedir zaten bu konuyu konuşuyoruz. Bandırma'ya geliyorum gidiyorum. Liman, arıtma, vahşi depolama alanı, buradaki yer, son kurşun anıtı, ana yolların tadilatı, Levent'te imar, Şilam yerinin değişmesi, moloz döküm sahasının yerinin tespiti. Moloz döküm sahası belirliyoruz. Orası olmaz diyorlar, başka bir yere gidiyoruz. Hep bir yani işin doğal akışını engelleme süreci var. Ya yani şimdi biz ne yapalım? Ya yani 3,5 senedir ben Bandırma Belediyesi'nden hareket bekliyorum. Herkesin işi oldu. Edremit'in oldu, Burhaniye'nin oldu, Erdek'in oldu, Bigadic'in oldu. Bir Bandırma'ya bir şey yapamıyoruz. Başkanım sende entusiyazm dediğin arzu yok. Büyükşehir'den hiçbir şey istemiyorsun. Dinçer Başkanım her gün geliyor. Bütün başkanlarım geliyor. Sizde nasıl bir rahatlık varsa seçim garanti herhalde orada. Hiç belediyeyi düşünme yok. Bayramda telefon üstüne telefon. Biz vermişiz 4 tane ilaçlama aracı. 1 tane de yedek var. Bakıyorum araçlar. Arife günü, 1. günü, 2. günü hiç çıkmamış. Herkes izinde, başkan da izinde. Hiç ilaçlama yapılmıyor. Sonra bize telefon geliyor. Deniyor ki arkadaşlar şey, ya başkan sahada olmaz. Şu kravatı biz çıkarmadık bayramda. Hep sahadayız. Yangını oluyor, oraya gidiyoruz. Bandırmadan bize telefon açıyorlar. Araçlar çıktı, sinek sorunu bitti.
Şimdi millete tatil verirsen, yani şimdi temel sıkıntı başkanlık misyonunu oturtturup adam gibi yapmakla alakalı. Biz adam ayırıyoruz diyebileceği hiç kimsenin bir şeyi yok. Hangi taleple de gelip geri çeviriyoruz. Kimseyi çevirdiğimiz yok. Değerli arkadaşlar, lütfen bunu haksızlık olarak veya başkan bildiğini okuyor değil. 3 senedir bu konu demlendi. Anıtlar Kurulu'yla görüşüldü. Sizin kaygılarınızın hepsine biz kendimiz de yaşayarak, düşünerek dedik. Anıttepe'yi sizin istediğiniz metrekare dedi ya başkanım 2.5'e. Biz 3.5'a çıkaracağız orayla. Anıttepe'yi yapacağız. Allah nasip ederse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı da getirip bütün yatırımı Bandırma özelinde yaptırmayı planlıyorum. Yani Bandırma'ya çok ciddi, çünkü arıtmaları biz çok güzel yaptık. Onların açılışı, temel atması vesaireyle ilgili Erdek'le Bandırma'ya getirmeyi düşünüyorum. Müsaade ederseniz biz bu konuyu onaylayacağız. Zaten diğer mekanizmalar da çalışıyor. En azından zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlar, raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kaç kere verdim ya? Ya. Tamam. Tamam, konu geçti, siz bu. Şimdi biraz önce bahsettiklerinin hepsiniz biraz önce yapmış olduğun harekete göre bana göre bitirdin. Şimdi ben burada söz istiyorum, oylama yapıyorsun. Bizim de söyleyecek daha sözlerimiz var. Yani biz, efendim, müdahale etmeyin arkadaşlar ya. Müdahale etmeyin başkanım. Bizim de söyleyecek sözlerimiz var. Ben size şunu söyleyeyim, bak, 8 senedir Bandırma Belediyesi 1/5 binlikleri bekliyor. 8 sene, 5 sene, Dursun Mirza döneminde, 3 senedir de benim dönemde. Neden yapılmıyor? Size soruyorum, 5 binlikleri ben mi yapacağım? Onu da söyleyeyim. Tarım görüşü, başkanım bir saniye ben bitireyim sonra. Tamam. Tarım görüşü gelecek, o görüşü gelecek, bu görüşü gelecek. Hep görüş bekliyoruz. Ondan sonra mal sizin malınız olduğu zaman 1/5 binliklerin planlanması bir dakikada çiziliyor. 1/5 binlik araziler Edincik yolunda dünya kadar, Bandırma Belediyesi'nin belki büyükşehirinde vardır arazileri. Dünya kadar yerimiz var. 1/5 binlikleri 8 senedir bekliyoruz. Bizim 5 binlikler hazırlanmıyor. Şimdi 203 dönüm sizin kendi araziniz. 203 dönüm Bandırma Rekreasyon üssü. Oraya çok güzel bir şekilde şehir kuralım. Ne kadar güzel. Biraz önce bahsediyoruz ki bizim haberimiz yok. Senin şu bahsettiğin olaylardan bizim haberimiz yok. Şu kadar dönüm bu kadar olacak. Bu kadar dönüm bu kadar olacak. Bizim haberimiz yok. İmar Komisyonu'nun haberi yok. Ben nasıl diyeyim kentin, ya? Kent şimdi... meclisinin haberi yok. İki sene önce konuştuk mevzuyu. Abi evrak gizleyen kim var İki bizde ya? Kim gizliyor konuştuk evrak? Bir saniye. Ya, İki sene önce genel konuştuk sekreterim, mevzuyu. Evrak mı saklıyorsunuz yani? Bak ben sana söyleyeyim. İki sene önce konuştuk mevzuyu. Arsanın yarısını baskı borcuna karşı bize verecektin. Planlamayı beraber yapacaktın. Evet. Ne onu verdin ne planlamayı beraber yaptık. Abi sen... Geçiyorum başka tarafa. Geldim Bandırma'ya. Geldim Bandırma'ya. Dedim ki sana sahil bandını bize ver. 5 sene sahil bandı sizdeydi, yapmadınız hiçbir şey. Sahil bandını bize ver dedim daha geldiğin ilk gün. Sen de tamam sana vereceğim dedin. Aradan 3 sene geçti, sahil bandını vermedin. Şimdi orayı satıp sahil bandını yapmaya çalışıyorsun. Gerek yok. Sahil bandını bak herkesin içinde söylüyorum. Sahil bandını bize ver, ben orayı yapacağım. Bandırmanın sahil bandı niye sende dursun? Hani şiir gibi, ya sen yapacaksın da sen satacaksın yapacaksın. Ben kendim yapacağım. Ben bunu istiyorum. Sahil bandı ile ilgili imar komisyonuna hiçbir şey gelmiyor. Daha sonra sahil bandının bize videosu geliyor. Şimdi bu nasıl? Şimdi bu nasıl? Bu nasıl beraber yönetmek? Sana söylüyorum. Şeyi de söylüyorum. Ya bak, hep Tolga, beraber başkanım Tolga, bir saniye. Seni siyaseten sen ezmek buradan, istemiyorum. Sen bizi şimdi buradan, şimdi konuşacağım. Konulara hakimiyetin sıfır. Sen bizi şu anda burada çocuk gibi yapıyorsun. Konuya hakimiyetle alakası yok. Hayır, hakimiyetin sıfır. Sana söylüyorum. Sana söylüyorum. Hep beraber 600 dönümlük mera arazisi için ben meclis kararı çıkarttım. Bizim küçük sanayi olacaktı. Ne oldu? Ben meclis kararını çıkarttım. Sana gönderdim. E senden hangi aşamada yine tarım görüşü alınıyor, bilmem ne görüşü alınıyor. Doğru mu? Ya, sürekli bir şey. Ben görevimi yapıyorum. Kimse bana görevini yapmıyorsun diyemem. Bandırma Belediyesi güçlü belediye. Bandırma Belediyesi kendi işini kendi halleder. Ama bizim önümüzde durmayın. Ver sahil bandını. Bak bu sene yapılıyor mu yapılmıyor mu gör. Bir yerler satıp da değil. Altından girerim üstünden çıkarım. Ya biz satmadan da yaparız. Bir şey değil. Yani satma meselesi değil. Öyle. Yaptığınız açıklama ya, o şekilde. Ben sana şunu teklif ediyorum. Tamam ben sana biz 200 dönüm arazi vereceğim oraya karşılık.
Onu da yapacağım. 200 dönüm arazi vereceğim. Oraya çizelim imar planlamasını. Yasin, bak şimdi. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben sana ondan bahsetmiyorum. Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Biz Bandırma Belediyesi'ne geldik. Bu yolu siz yapın dediniz bize. Ben kepçemi, kamyonumu oraya gönderdiğimde telefonlara çıkmadın. Yol benim yolum. Yol sen söyledin bana yap diye. Yol benim yolum. Oldu mu bu, yaşandı mı, yaşanmadı mı? Bana Ali Kemal Başkanım, bana Hasan Başkanım yer gösterdiğinde, kepçe geldiğinde senin durumuna düşmedik. Ben yaptım, yapmadım değil. 200 dönüm değil, sana 300 dönüm arazi veririz biz. Biz büyük şehiriz. Olayı çarpıtma. Olayı çarpıtma. Tolga Başkanım, neyse konu hasıl oldu. Biz kamuoyuna açık. Askıya çıkacak başkanım. Askıya çıkacak. Askıya çıkacak başkanım. Tamam, meclis üyelerine atın yazı işleri. 64. sıraya yazılan konunun 5393 sayılı kanunun 21. maddesi hükmü gereğince doğrudan görüşülmesi hususunda oylarınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy, doğrudan görüşüyoruz bir konuyu. 64. maddeyi görüşüyoruz. Ben video çekeceğim. Bir daha soruyorum arkadaşlar. Kabul edenler, söz vermiyorlar. Beraber geç. Bana video yok. Kurtdereli güreşlerini geçireceğiz abi. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, okuyalım. Ben mi okuyayım? Gündem maddesinde geçen 12, 13, 14 Ağustos 2022 tarihi arasında gerçekleştirilecek olan 62. geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşlerine katılan pehlivanların ödüllendirilmesi ve kendi kategorilerinde birinci olan güreşçilere birer cumhuriyet altını, ikinci olan güreşçilere birer adet yarım altın, üçüncü ve dördüncü olan güreşçilere birer adet çeyrek altın ödül verilmesi hususunda oylarınıza müracaat ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 65 ve 67. sırasına yazdığımız konuları Plan ve Bütçe Komisyonu'na, gündemimizin 66. sırasına yazdığımız konuyu İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, gündemimizin 68. sırasına yazdığımız konuyu Aile ve Kadın Çocuk Komisyonu'na, gündemimizin 69. sırasına yazdığımız konuyu Çevre ve Sağlık Komisyonu'na havale ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet değerli meclis üyelerimiz, Temmuz ayı toplantımızın ikinci bileşiminin 28 Temmuz 2022 Perşembe günü saat 14'te Belediye Hizmet Binası'nda yapılmak üzere oturumu kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.